Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede hukukun katledilmesi, adaletin yok edilmesi üzerine Ankara'dan İstanbul'a bir büyük bir adalet yürüyüşü başlattı. Günlerce sürdü bu yürüyüş ve temeli hak, hukuk, adalet arayışıydı. 26-30 Ağustos tarihleri arasında ise karşıda Gelibolu'da şehitlerimizin yattığı yerde Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın ön sözünün yazıldığı bu topraklarda Adalet Kurultayı toplandı. Ben de o dönemde Ziraat Mühendisleri Odası'nın ikinci başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak bu çalıştayda yer aldım. Ve oraya katılan binlerce, on binlerce insanın adına bu tuğlalar tek tek dizildi ve burada bir adalet heykeli. Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanımız, ünlü heykeltıraş Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından da bu anıt yapıldı. Benim de adım burada. Demek ki ben 2017'de de AKP iktidarından adalet ve hukuk arıyormuşum. Şu anda da kendi partimden adalet, hukuk, eşitlik ve demokrasi için talepte bulunuyorum. Ve buradan hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi ayağa kaldıracak, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlayacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için tam demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti için, laik Türkiye Cumhuriyeti için ilk önce evimizin önünü süpürerek başlamamız gerekiyor. Ben de kendi evimin önünü süpürerek bu mücadeleye başlıyorum. Evet, yalnız yürümedim ve bundan sonra sizlerle birlikte daha da büyüyerek, çoğalarak yürüyeceğiz. Evet, yolculuğumuz başlıyor. Bu yolculukta bundan sonra da bize eşlik edecek olan tüm dostlara, tüm yoldaşlara, partililerime ve demokrasi arayan herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi şimdiden sunuyor. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.